Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 5. sınıfın 1. dönem 1. yazılı video çalışmasını çekeceğiz. Kelimeler vermiş, kelimeleri demiş, uygun cümleleri ne yapalım yerleştirmemizi istemiş. Peki bakalım ne demiş 1. cümlede çocuklar? Ortaya çıkan, meydana gelen iş, hal ya da durumlara nokta nokta denir. Nedir bu? Arkadaşlar ortaya çıkan, meydana gelen iş, hal ve durumlar arkadaşlar biz ne deriz? Olay deriz. Birinci sorumuzun karşılığı olaydır. Güzel. Peki ikinci sorumuz nedir? Bir olayın birden fazla nedeni. Birden fazla da nesi var? Sonucu var. Nedeni ve sonucu birden fazlaysa bu olayların tek boyutlu olmadığının. Bu da bize olayların ne olduğunu göstergesidir. Çok boyutlu olduğunun nesidir arkadaşım? Göstergesidir. Bunu da arkadaşlar unutmayalım. Peki. Olayın bir tane nedeni ya da bir tane sonucu olsaydı olayların ne olduğunu gösterirdi? Tek boyutluğunu gösterirdi ama birden fazla neden, birden fazla sonuç varsa olayların çok boyutluluğunun göstergesidir. Peki 3. Bireyler toplumda farklı gruplarda yer aldıkları için farklı rollere de sahiptir. Bu roller birbirleriyle karıştırılması sonucunda ortaya çıkan duruma ne denir? Bakın arkadaşlar, bireyler toplumda farklı gruplarda yer aldığı için farklı rolleri de var. İnsanlar rollerini karıştırıyorsa biz buna ne diyoruz? Rol çatışması diyoruz. Bunu ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bu da gitti. Peki rol çatışması gitti. Olayların çok boyutluluğu gitti. Ha, yine aynısı çıktı. Olayı yaptık. Çok boyutluluk gitti. Rol çatışması gitti. Peki bakalım. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ya da mesuliyeti arkadaşlar ne denir? Sorumluluk denir arkadaşlar. Tamam, sorumluluk. Evet. Kişi, arkadaşlar mesuliyet demek otomatik olarak sorumluluk demektir. Peki, 5. madde. Sümerler rahip kral tarafından yönetilen şehir devletleri kurmuşlardır. Bu şehir devletlerine, yani Sümerlerin kurmuş olduğu şehir devletlerine verilen isim nedir arkadaşlar? Bunun adı sitedir. Sitedir arkadaşlar. Bunu da işledik. Peki sorumluluğumuz gitti. Peki Sümerlerin tapınaklarına, yani ibadet ettikleri yere ne denir arkadaşım? Zikuratlar denir. Zikurat arkadaşlar tanrılarına ulaşmak için Sümerlerin yaptıkları çok katlı tapınaklardır. Peki kralın eşi olan kraldan sonra en yetkili kişidir arkadaşlar. Burada bize şunu anlatmaya çalışmıştır. Hitit uygarlığı var arkadaşlar. Hitit uygarlığı. Hitit uygarlığında kraliçenin arkadaşlar anlamı tavananadır arkadaşlar. Bunu da bilelim. 6 gitti, 7 gitti. Peki son maddemiz arkadaşlar. O da neymiş? Pankuş meclisidir arkadaşlar. Bunu bilelim. Peki Pankuş Meclisi nedir? Arkadaşlar Pankuş Meclisi yine Hititlere ait olan bir nedir? Meclistir. Devletin önemli işlerin görüşüldüğü yerdir sevgili arkadaşlar. Boşluk doldurmalarımızı işledik sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, burada ne demiş bize? Mezopotamya uygarlıklarla alakalı özellikler vermiş, devletlerle eşleştirmemizi istemiş. Demiş ki 1. maddede yazıyı bulmuş ve tarih çağlara başlatmıştır. Yazıyı bulan kimdir arkadaşlar? Sümerlerdir. Neyi bulmuş? Çivi yazısını bulmuştur arkadaşlar. Peki en ünlü hükümdarı Hammurabi'dir. Arkadaşlar Hammurabi Babillerin en ünlü hükümdarıdır. Hatta Hammurabi kanunları vardır. 1. gitti, 2. gitti. Peki kanunları hafiftir ve fidye esası vardır. Arkadaşlar bu özellik Sümer, Babil, Asurlarla kıyasladığında kime aittir? Sümerlere ait bir özelliktir. İlk mutlak krallığı kurmuştur. Arkadaşlar dünyanın ilk mutlak krallığı Babillere aittir. Peki Anadolu'da tarihi çağları başlatan, yani Anadolu'ya yazıyı getiren ve yazıyı Anadolu'ya getiren devlet kimdir diyor arkadaşlar? Cevabımız Asurlardır. Peki bakalım ilk hukuk devleti, yani dünyada ilk hukuk kanunlarını çıkaran Sümerlerdir. Gılgamış, Yaradalış, Tufan gibi destanları çıkaran Sümerlerdir.
Kayseri Kültepe'de koloniler kuran, yani Karun adı verilen ticari kolonileri kuran Asurlardır. Kanunları serttir, kısasa kısas esasına dayalıdır derse meşhur Hammurabi kanunlarıdır. Dünyanın ilk kütüphanesini arkadaşlar Ninova'da kurmuştur diyor. O da arkadaşlar yine nedir? Asurlardır. Peki arkadaşlar, burada bir paragraf vermiş ve şıkla alakalı bir soru sormuş bize. Buna göre Ahmet'in mesleki bir eğitim sonucunda yerine getirdiği rol hangisidir? Ahmet Bey bir hastanede doktor olarak çalışmakta, boş zamanlarında da işine yardımcı olmakta, torunlarıyla ilgilenmekte ve arkadaşlarını ziyaret etmektedir diyor. Mesleki eğitim sonucundaki rolü nedir? Yani aldığı eğitim sonucunda arkadaşlar Ahmet ne olmuş? Doktor olmuştur. Ahmet doktor olmuşsa ne yapmıştır arkadaşlar? Hastalarını tedavi etmiştir. Peki arkadaşlar, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar okul kurumdur. Öğrenci bir roldür. Doğrudur. Aile bir kurum değildir arkadaşlar. Çocuk bir roldür. Doğrudur. Futbol takımı bir kurumdur. Kardeş bir roldür. Doğrudur. Müzik kulübü bir kurumdur. Solist bir roldür. Bize yanlış olanı sorduysa cevap B şıkkıdır. Peki ne demiş bu soruda? Aşağıdaki rollerden hangisi karşısındaki gruba ait değildir demiş. Bireylerin içinde bulunduğu gruplarda çeşitli rolleri vardır diyor. Hangisi bu gruba ait değildir diyor. Bakalım. Hakim, hastane. Arkadaşlar hastane diyorsa ne olacak? Doktor olacak. Kim olacak? Hemşire olacak. Bunlar olmaz. Hakim sadece mahkemede davalara bakar. Cevap A'dır. Anne ile aile doğrudur. Oyuncu, tiyatro doğrudur. Öğretmen, okul doğrudur. Ama hakimle hastane birbiriyle alakalı değildir. Peki bu duruma göre kanun gruplarda üstlendiği roller için aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz demiş. Kaan okulda öğrenciyken futbol takımında kaptandır. Bakalım hem öğrenci hem de neymiş? Kaptandır. İnsanların içinde yer aldıkları gruba göre rolleri değişebilir. Evet arkadaşlar, okuldayken öğrenci, futbol takımında kaptansa değişebiliyor. Mekandan mekana insanların rollerinde değişiklik olabilir. Mesela ben burada öğretmenim. Evime gittiğimde neyim? Eş durumundayım arkadaşlar. Yani bu mekandan mekana değişiklik, rollerde değişikliğimizin olduğunun göstergesidir. Yani insanların birden fazla nesi vardır? Rolü vardır. Peki B. Kaan okulda öğrenci rolündeyken futbol takımında kaptan rolündedir. Doğrudur. İnsanların içinde yer aldıkları gruplar değişse bile rolleri değişmez. Değişti arkadaşlar. Bak okuldaydı. Futbol takımına geldi. Ne oldu? Kaptan oldu. Kaan farklı gruplar içinde farklı rollerdedir. Doğru. Farklı gruplar derken okuldayken öğrenci, futbol takımdayken ne olmuştur? Kaptan olmuştur. Peki arkadaşlar, ne demiş? Doğal varlıklar, tarihi yapılar, tarihi nesneler, bunları ne yapmamızı istemiş? Eşleştirmemizi istemiş. Peki bakalım. Malabadi Köprüsü. Şöyle yapalım. Buna A diyelim. Buna B, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö diyelim. Ona göre arkadaşlar işaretleyelim. Malabadi Köprüsü. Doğal mıdır? Tarihi yapı mıdır? Tarihi nesne midir arkadaşlar? Tarihi yapıdır. A. Gitti. Manavgat Şelalesi. Arkadaşlar doğal yapıdır. Oluşumda insanın bir etkisi yoktur. Gitti. Süleymaniye Cami. İnsan tarafından yapılmıştır. Arkadaşlar bir tarihi yapıdır. Abant Gölü arkadaşlar. Abant Gölü insanın yapımında insanın bir etkisi yoktur. Doğal varlıktır. D. Altın Para arkadaşlar tarihi nesnedir. Pamukkale travantenleri arkadaşlar doğal varlıktır. Gitti. Kil Tabletler arkadaşlar tarihi nesnedir. Peki kervansaray arkadaşlar tarihi yapı olma özelliği gösterir. Halı tarihi nesnedir. Milli Park arkadaşlar nedir? Doğal varlıktır. Diyarbakır Surları arkadaşlar tarihi yapıdır. Peki Bey Pazarı evleri arkadaşlar. Peki Sandıklı Kaplıcaları.
Peki arkadaşlar bakalım. Aether yaylası arkadaşlar yine doğal bir varlıktır. Peki Yivli Minare arkadaşlar bu tarihi bir nedir? Yapıdır. Peki Tanrıça heykeli arkadaşlar nedir? Tarihi bir nesnedir. Peki minyatür arkadaşlar tarihi bir nedir arkadaşlar? Nesnedir. Papyrus arkadaşlar tarihi bir nesnedir. Böyle ne yaptık arkadaşlar? Karşılaştırdık. Doğal varlık olmasına şuna bakacağız. İnsanların yapımında insanların etkisi var mı yok mu ona bakacağız. Tarihi yapılar arkadaşlar tarihi bir bina mı değil mi ona bakacağız. Tarihi nesneler ise insanların geçmişte kullanmak için yaptıkları yer mi değil mi ona bakacağız. Peki arkadaşlar ne demiş? Devletleri eşleştirmemizi istemiş. İlk yazıda anlaşma yapan devlettir. İlk yazılı anlaşma kimle kim arasında yapılmıştır arkadaşım? Hitit ile kim arasında yapılmıştır? Mısır arasında yapılmıştır. Kadeş anlaşmasıdır. Peki bize burada Anadolu uygarlığını verdiğine göre Hititlerdir. Peki ticareti takas usulünü kaldırarak parayı bulan ilk devlet kimdir? Parayı bulan uygarlık kimdir arkadaşım? Lidyalılardır. Peki üçüncü soru ne demiş? Tavananna denilen kraliçe yönetiminde etkilidir. Arkadaşlar Tavananna Hitit kraliçesine verilen isimdir. Peki dördüncüsü tarımda çok önemli olduğu için tarıma dayalı cezalar çok ağırdır. Bakın geçim kaynağı tarım olan bu yüzden Saban kralının ve öküz kesinin idam edildiği yani geçim kaynaklarını korumak isteyen uygarlık kimdir? Frigya uygarlığıdır. Peki beşinci madde başkenti arkadaşım Van Tuşba'dır. Arkadaşlar Urartulara ait bir özelliktir. Peki yıllıklar yani anal yıllıkları tutmaları ile tarih yazısını başlatmıştır. Arkadaşlar anal yıllıkları kime aittir? Hititlere aittir. Hititler tanrılarına hesap verebilmek için tanrılarının tüm yaptıklarını not almışlardır. Buna da arkadaşlar ne yıllıkları denmiştir? Anal yıllıkları denmiştir. Ve burada kralın hem nesi galibiyeti hem de nesi arkadaşım mağlubiyetlerinden söz ettiği için biz buna ne diyoruz? Objektif tarihin başlangıcıdır. Peki yine devam ediyoruz aynı uygarlıklara. Koloniler kurmuşlar, ticarette zenginleşmişlerdir. Arkadaşlar İonya uygarlığıdır. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır derse arkadaşlar bu yine ne olacak? İonya uygarlığı olacak. Peki soylardan oluşan Pankuş Meclisi. Pankuş Meclisi Hititler'de devletin önemli işlerin görüşüldüğü yerdir. Peki Tapetes adıyla bilinen dünyanın ilk halı ve kilimleri ne oluşturdukları kabul edilen uygarlık kimdir arkadaşım? Frigya uygarlığıdır. Hipokrat, Herodot, Diyojen, Pisagor, Tales gibi ünlü bilim adamlarını oluşturan kimdir? İonyalılardır. Çünkü İonya uygarlığı zengin olduğu için birçok bilim adamı yetişmiştir. Peki oda şeklinde mezar yapan kimdir arkadaşım? Urartulardır sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiysek lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Sınavınızda şimdiden başarılar dilerim.